Hepinize yeniden merhaba. Bugün karşınıza yine bir alışveriş videosuyla geldim. Evet, farkındayım, artık alışveriş videolarından sıkıldınız ama 2018'in son alışverişi diyebilirim benim için. Çünkü kendime yeni yıl hediyesi aldım. Birkaç tane kitap aldım. Hemen onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kitapları Instagram'da birkaç saat öncesinde paylaştım. Gerçekten böyle inanılmaz derecede bana yorum atmışsınız. Güzel de laf sokmuşsunuz. Teşekkür ediyorum. Buradan size selam olsun. Bu videoyu Instagram kullanmayan takipçilerim için çekiyorum diyebilirim. Aynı zamanda çekiliş yapayım mı diye bir anket yaptım. Siz de kesinlikle yapmalısın diye bana cevap attınız. Ben de bir çekiliş yapmak istedim. Bundan dolayı da birkaç tane kitap aldım. Yani 2018'de okuduğum ve çok beğendiğim kitaplardan birkaç tanesini aldım ve bir çekiliş yapıp onları bir takipçiye böyle hediye etmek istiyorum. Hemen aldığım kitapları göstereyim. Daha sonra da sizin için aldığım kitapları göstereyim. Ben yine alışverişimi kitapyurdu.com'dan yaptım. Hemen şu paketi şöyle, şurada şey yazıyor, onu görmeyin. Kitapyurdu benim için yine bu şekilde bir kutu göndermiş. Gerçekten bu kutuları açmayı seviyorum. Temiz oluyor açıkçası. Ve içerisindeki kitaplar da jelatinli geliyor. Hemen bu kitapları size göstereyim. Başımın etini yiyen, sürekli kütüphaneye gittiğimde artık şu kitapları alma, git kendi kütüphaneni al, buradan alıp alıp vurma işte falan gibisinden böyle takılan kütüphane görevlisine sesleniyorum. Buradan selam olsun ona. İzlediğini biliyorum, videolarımı izlediğini biliyorum. Ve gerçekten artık benim bu kitapları almam gerektiğini düşündüm. Çünkü hem kütüphaneden hem arkadaşlarımdan böyle araklaya araklaya, yani neredeyse yarısını okuduğum, böyle hemen hemen işte konuyla ilgili tüm ayrıntılarını bildiğim 3 tane kitap var elimde. Tabii ki de tahmin edebiliyorsunuzdur. Zaten Instagram'dan gösterdim, onun için biraz tahmin ettiğinizi biliyorum. Hariri'nin 3 tane kitabını aldım. Şöyle, birincisi Sapiens, İkincisi Homo Deus, üçüncüsü de 21. yüzyıl için 21 ders. Bu üç kitabı aldım. Açıkçası Sapiens kitabı ilk çıktığı için direkt Sapiens'i zaten yarısını falan okudum. Yani biliyorum. Ama tekrar elimde böyle tek tek altını çize çize, post-it yapıştırıp yapıştıra kendi kitabım olduğunu hissede hissede tekrar okuyacağım. Ocak ayında ilk okuyacağım kitap bu. Yani ocağın birinde direkt bu kitaba saldıracağım. Hemen okumaya başlayacağım. Homo Sapiens ilk olarak 2011 yılında İbranice olarak çıkmış. Daha sonra İngilizce'ye çevrilmiş. İngilizce'ye çevrildikten sonra hangi yıla çıktığını tam hatırlamıyorum. Yani 2014 ya 2015 yıllarında falan çıktı. Daha sonra da zaten bir sürü dile çevrildi. Yani 30 tane 40 tane dile çevrildi. Ve şu an elimizde. Ben elimde olmasına bakıyorum arkadaşlar. Yani bu kitabı bilimsel tarih ve arkeoloji kitabı diye okuduğum dönemlerde gerçekten çok şaşırdım, etkisine kaldım. Kitaplardan birisi ve bu kitabı direkt okuyup yorumlamak istiyorum. Diğer bir kitap da Homo Deus. Homo Deus biliyorsunuz ki Tanrı insan modeli, yani Tanrı insan formülü gibi bir deyişle yazılan bir kitap. Gerçekten yarının kısa bir tarihi diye burada belirtmiş ama ya gerçekten bu kitapta ne var biliyor musunuz? Aslında böyle gözümüze sokulması gereken şeylerin alt planda kalıp da aslında çok fazla tezahür etmeyenlerin de böyle göz önünde bulundurulmasını anlatan bir kitap diyebilirim. Kesinlikle okunması gerektiğini düşündüğüm için de aldım. 21. yüzyıl için 21 ders kitabı da ya zaten bu kitapların devamı niteliğinde 21. yüzyılda bizleri artık nelerin beklediğini, artık nelerin yok olduğunu, artık bu robotik çağlara alışmamız gerektiğini bize yavaş yavaş böyle desteklediği ne düşündüğüm bir kitap. Yani düşünsenize, artık her şey yavaş yavaş yok oluyor. Yani şu an mesela yaptığınız mesleğin bir 50 yıl sonra olmadığını düşünün. Hatta günümüzde de var, yani eskiden bundan işte 50 sene, 100 sene önce olan mesleklerin şu an hiçbirinin olmadığını biliyoruz. Yapay zekaların artık yavaş yavaş işleme konulduğunu, artık bizim yerimize her şeyi onların yaptığını yani öngörebilirsiniz bu kitapta. Gerçekten bu üç kitapta
beyin açıcı kitaplar, beyin fırlattıran kitaplar. Yarım yamalak üçünü de okudum. Ama dediğim gibi kesinlikle altını çize çize benim olduğunu hissede hissede post-it'leri yapıştıra yapıştıra böyle not ala ala okuyacağım ve her okuduğumda da sizinle paylaşacağım. Ha, burada üçünün olduğu bir yorum girer miyim onu bilmiyorum ama mutlaka girerim. Ama Instagram'dan beni takip edenler zaten benim ne kadar kitap paylaştığımı orada storylerde görebilirler. Onun için Instagram'ımı takip edebilirsiniz diye buradan size gönderme yapabilirim. Diğer aldığım 3 kitabı hemen gösteriyorum. Birincisi Montaigne Denemeler kitabı. Ben bu kitabı lise 1'de okudum. Yani kaç yıl önce okudum ya? Gerçekten 2003-2004 yıllarında falan okudum. Kaç sene olmuş. Ama benim için hayatımda etki bırakan kitaplardan birisi. Tekrar tekrar okumak istedim. O zaman düşünsenize hangi yayın evinden bile okuduğumu hatırlamıyorum. Gerçekten kütüphanemde de burada yok. Belki İstanbul'daki kütüphanemde vardır diye düşünüyorum. Oraya da gidince bir bakayım. Eğer elimde varsa onunla birine temiz ise tabii ki de nasıl temiz okudum bilmiyorum. Temiz ise bir arkadaşıma tabii ki de hediye edebilirim diye düşünüyorum. Bu kitabı da yani Montaigne kesinlikle okunması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Çünkü gündelik hayatı size öyle bir ışınlıyor ki yani böyle hiç düşünmeyeceğiniz şeyleri düşündürtüyor yani Montaigne size. Onun için kesinlikle okunması gerektiğini düşündüğüm kitaplardan birisi bu. Ve benim de ikinci, üçüncü kez okuyacağım bir kitap diyebilirim. Diğer bir kitap da yine Montaigne gibi nam salmış bir kitap hayatımda. Dede Korkut Hikayeleri. Bir tarihçi olarak defalarca okudum bu Dede Korkut Hikayelerini. Kitabı Dedem Korkut diye geçiyor. Ben bu versiyonu da okumak istedim açıkçası. Ben böyle kocaman bir kitap okumuştum. Onda mesela Oğuz Bilicesi diye bahsediyor Dede Korkut'tan. Azerbaycan ve Doğu Anadolu Oğuzları diye yani o civarları anlatıyor. Çok değişik bir kitap. Yani sonuçta bizim Anadolu'muzun kökeninden çıkmış olan bir kitap. Kesinlikle o kadar böyle şey okuyorsunuz ya, o kadar fantastik kitap okuyorsunuz ya, bu o fantastiklerin babası diyebilirim ya. İlki dedesi. Yani Dede Korkut dedesi. Onun için bu kitabın kesinlikle okunması gerektiği kanaatindeyim. Ben de ikinci, üçüncü kez okuyacağım bu kitabı. Son olarak da şöyle bir kitabı aldım. Bu kitabı alırken gerçekten çok duygulandım. Kanadı kırık meleğin kanadına takılanlar görmeyen yoktur diye düşünüyorum. Hele ki bu mecradaysanız eğer, YouTube'da, Instagram'da işte booktuberları takip ediyorsanız, YouTuberları takip ediyorsanız eğer, bu kitabı görmeyen yoktur diye düşünüyorum. Yani duyduğumda, gördüğümde çok şaşırdım. Çünkü düşünsenize yani tek parmakla kitap yazmak ne demek ya? Tek parmakla kitap yazmak. Demek ki insan isteyince her şeyi yapabiliyor diye düşünüyorum. Onun için de bu kitabı direkt şimdi hani okuyacağım. Yani hemen başlayacağım bu kitaba. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. 2018'de bu kitabı bitirmiş olmak istiyorum. Evet, aldığım bu 6 tane kitabı göstereyim hemen şöyle size. Bunları göstermiş olmakla birlikte şimdi size aldığım kitapları göstereceğim. Ay. Yıkıldı. Toplayamadım. Neyse, bir dakika. Evet, şöyle göstereyim. Evet, dediğim gibi 2019'da direkt Hariri'nin kitaplarıyla başlayacağım yıla. Direkt ocağın birinde Safiyens'i okumaya başlayacağım. Daha sonra aldığım 4 tane kitap var. Direkt bu kitapları da göstermek istiyorum. Benim 2018'de okuyup da etkisinde kaldığım, bazısında böyle sinirlendiğim, bazısında da böyle gülerek eğlenerek okuduğum kitapları göstermek istiyorum. Birincisi Olasılıksız kitabı. Adam Favre'ın ilk olarak ben Empati kitabını okudum. Empati kitabından sonra Olasılıksız'ı okudum. Olasılıksız benim gerçekten böyle altın çize çize böyle o kitap, yani o kitaptaki imgelenmeleri falan böyle gerçekten gözlerim yaşara yaşara böyle kanaya kanaya okuduğum kitaplardan birisi oldu. Çok beğendim. İnanılmaz derecede beni büyüleyen bir kitap oldu. Kitaplığımda da şurada bulunmakta. Bu kitabı ama şeyde paylaşmadım ben herhalde ya. Instagram'da paylaşmadım. Hatırlamıyorum çünkü. Blog'da yazdığımı düşünmüyorum. Çünkü bu ara inanılmaz tembel dönemlerinden. Yani 2018 yılı benim için çok tembel geçen bir dönem oldu diyebilirim. Yani
Çok az kitap okudum. Gerçekten az kitap okudum. Yani kötü geçti diyebilirim 2018 benim için. Çünkü çok yoğundu. İnanılmaz gezdim. İnanılmaz böyle işler başardım. Ama çok az kitap okuduğum dönemlerden birisiydi. Onu da ya 2018 favorileri falan çekerken anlatabilirim. Neyse. Diğer bir kitabım Julia James Şeytan Tüyü adlı bu kitap. Ya bu kitapta ben çok eğlendim ya. Gerçekten çok eğlendim ve sizlerin de okumasını istiyorum. Bu serinin ilk kitabıymış. Şimdi serinin ikinci kitabını alacağım ben. Gerçekten bayılı bayılı okudum. Çok mutlu ola ola yüzümde gülücükler aça aça okuduğum kitaplardan birisiydi. Bu da yine kitaplığımda var. Şurada bir yerde ya. Şurada bir yerde. Evet. Gördüm. Diğer bir kitabım Ejder Kral. Ejder Kral da Lahit'teki Sırım birinci kitabı. Bekir Sarp tarafından yazılmış bu kitap. Hani diyoruz ya yerli yazarlar işte çok da böyle fazla beceremiyorlar işte fantastik ejderhalı kitaplar falan yazmayı. Bu kitap o kitaplardan birisi değil. Yani becerilmiş gerçekten. Yazar becermiş yani. İyi bir şey yapmış. Kutluyorum kendisini buradan. Keyifli okuduğum kitaplardan birisi oldu ve sizlerle de paylaşmak istiyorum bu kitabı. 2018'de ön yargılarımı kırdığım bir kitap var elimde. Ahmet Özalp'ın yazmış olduğu. Şöyle göstereyim. Bir ontoloji kitabı. Ben biliyorsunuz ki siyaseti, politikayı çok fazla seven bir insan değilim. Bu tür kitaplardan da uzak duruyorum, okumamaya çalışıyorum ama bu kitap gerçekten benim ön yargılarımı kıran bir kitap oldu. Onun için de sizlerle bu kitabı paylaşmak istedim. Benim gibi böyle politikaya, siyasete, şuna buna böyle çok fazla ön yargınız varsa bu kitapla kırabilirsiniz diyorum. Evet, direkt sadede geleceğim. Bu dört kitabı içinizden birisine vermek istiyorum. Bunun için yapmanız gereken tek şey de aşağıya yorum atın. İşte kanalı falan takip edin. Öyle mi diyorlar bilmiyorum ya. Ben bu işleri çok beceremiyorum gerçekten ya. Kanala abone olup işte aşağıya yorum atın. Ben işte katılmak istiyorum gibisinden bir çekiliş yapacağım. Orada da direkt çıkan kişiye duyurumu yaparım. Instagram'da da paylaşacağım. Hatta birazdan gideyim paylaşayım bunu ya. Gerçekten. Ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Ama bu videoyu yüklediğim an onu da direkt Instagram'dan paylaşırım diye düşünüyorum. Onu da yine takip edersiniz. Ona göre aşağıya yorum bırakırsınız. Katıldım falan yazarsınız. Orada daha açıklayıcı bir yazı yazabilirim diye düşünüyorum. Evet, bu tür şeyleri çok beceremediğim için ilk defa yaptığım için beni mazur görün diyorum. Evet, benim göstereceğim kitaplar bu kadardı. Aldığım alışveriş kitaplarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. 2019'da yeni kitaplarla yeni bir yıla başlamak ümidiyle. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.